Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan Eki Hocanız. Dördüncü denemeyle birlikteyiz arkadaşlar. Yine denemelere devam ediyoruz. Bakalım ilk sorumuz ne demiş bize? Matematik öğretmeni Temel Bey öğrencilerine 64 sayısına eşit olan üslü ifadeler yazınız demiştir. Bunun üzerine öğrencilerden bazıları aşağıdaki üslü ifadeleri yazmışlardır. Buna göre bu öğrencilerden hangilerinin yazdığı üslü ifade 64'e eşittir demiş bize. Bakalım Can ne yapmış? 0.5'in eksi 2. kuvvetinin 3. kuvveti. Arkadaşlar bu ne olacak? 0.5 demek 1 bölü 2 demektir. Yani 5 bölü 10. 5 bölü 10'u da sadeleştirirsek 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2'nin eksi 6. kuvvetidir. Yani bu da şu demek. Eksi görüyorsak kesri ters çevir demek de 2'nin 6. kuvveti. Yani 64'e eşit. Yani Can 64 sayısına eşit olan üslü ifadeyi bulmuş. F'ye bakacak olursak 1 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti. Eksi 1. kuvvet kesri ters çevir demekti. Yani 4. 4 bölü 1'den 4 olacak. 4'ün 3. kuvveti de 64. O zaman F'e de bulmuştur. 125 bölü 1000. 1000'de 125. Sadeleştirirsek arkadaşlar bunu 1 bölü 8 edecek. 1 bölü 8'in eksi 2. kuvveti demek. Bu da 8'in 2. kuvveti. Yani 64 demek. O zaman Kaan da buldu. Zaten şıklara baktığımızda Can, Efe ve Kaan var. Can, Efe de var. O zaman bunlar gitti. Demek ki diğerleri bulamamış. Zaten baktığımızda 4 kere 2 eksi 8 artı 8. Yani 2'nin 8. kuvveti. Bu da 256 eder. Yine buna baktığımızda 25 bölü 100 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün eksi 1 bölü 4'ün 12. kuvveti olacak. Ki bu da 4'ün eksi 3. kuvveti demektir ki 1 bölü 64 edecek. Yani Eda ile Yiğit bilememişler diyeceğiz. İkinci sorumuza baktığımızda demiş ki ev hanımı Fazilet Hanım akşam yemeği için aşağıda uzunluğu verilen özdeş pideleri yaptırmıştır. Sonra bu pideleri aşağıdaki gibi 4 çocuğunun iç yüzey dikdörtgen şeklinde olan tabaklarına koymuştur. Fazilet Hanım 4 çocuğunun da tabağına pideleri ikiye bölerek koymuştur demiş. Buna göre bu pedeler kaç kişinin tabağına sığar diye sorulmuş. Kök 400 santimmiş pidenin uzunluğu. Arkadaşlar kök 400 neyin tam karesi? 20'nin tam karesi. O zaman benim pidemin uzunluğu 20 santim. Ben bu pideyi ikiye bölersem de 10 santim olacak şekilde kimin tabağına sığar diye bakacağız. Şimdi Hazel'in tabağı 64 8 demektir. Dışarıya 8 diye çıkar. O zaman Hazel'in tabağına sığmayacak. 81, kök 81 dışarıya 9 diye çıkacak. Yavuz'un tabağına sığmadı. Mine 11 santim demek 121, 11'in karesidir. 144 de 12'nin karesidir. O halde Mine'nin ve Selma'nın tabaklarına sığar bu pedeler. Yani iki kişinin tabağına sığacak diyoruz. Peki, üçüncü soruya baktığımızda yine bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız. Demiş ki aşağıda verilen kutular içerisinde renkleri ve sayıları birbirinden farklı toplar bulunmaktadır. 7 tane kırmızı, 12 tane yeşil, x tane mor, y tane de mavi var. Toplar karıştırılıp bir torbaya konulduğunda rastgele seçilen bir topla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir demiş. Yeşil top gelme olasılığı en fazladır. O zaman en fazla 12 tane yani yeşilden fazla var. Kırmızı top gelme olasılığı 5'te 1'miş. O zaman şöyle der miyiz? 5'te 1'i o zaman 7'de tümüydü. Tümü dersek 12, 7 daha arkadaşlar 19. 19 artı x artı y diyeceğiz. 19 artı x artı y. Tamam. İçler dışlar çarpımı yaparsak 19 artı x artı y eşittir. 5 kere 7 35. 35'ten 19'u çıkartırsak x artı y'yi kaç bulacağız? 16 bulacağız. 16 ile biz 19'u toplarsak 35 edecek. Demek ki mavi toplarla mor topların toplamı bana 16'yı vermeli diyoruz. Mor top gelme olasılığı en azdır demiş. Mor top gelme olasılığı da en az olacak şekilde seçeceğiz. Buna göre mavi top sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Peki arkadaşlar en az mor top gelecekse kırmızıdan da az gelecek gibi düşünebiliriz. Yani 6 tane gelse o zaman 10 tane ne olacak? Mavi toptan olacak. 5 tane gelse mor toptan 11 tane de ne olacak? Mavi top olmak zorunda diyoruz. Ama 4 tane dediğimde 12 tane olamaz. Çünkü en fazla neydi?
yeşildi. O zaman iki tane değerim var. Yani mor toplar 5 ve 6 değerini aldığında mavi toplar 10 ve 11 değerlerini alacaklar. Bunların toplamı da 21 edecek. Bana da zaten mavi top sayısının alabileceği değerler toplamı sormuştu. O da 21'dir diyoruz. Cevap A şıkkı. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Demiş ki Doktor Arda Bey 4 günde bir, Doktor Samet Bey ise 3 günde bir nöbet tutuyorlar. Doktorlarımızın nöbet ücretleri tuttukları 5. nöbet gününde hesaplarına yatacaktır demiş. Peki yukarıda verilen duyuruya göre ilk nöbetlerine beraber başlayan Doktor Arda Bey ve Doktor Samet Bey nöbet ücretlerini en az kaç gün sonra aynı gün alırlar diyor bize. Şimdi her ikisi de 5 ücretten sonra mı alacaklar? Daha doğrusu 5 nöbetten sonra alacaklar ücretlerini, nöbet ücretlerini. O halde ikisi birlikte aynı gün ilk nöbetlerine başlamışlar. Peki 3 ve 4'ün ekokunu alırsak arkadaşlar, ekok 3 ve 4 dersek 12 günde bir ne yapacaklar? Nöbet tutacaklar aynı anda. Peki şöyle bakalım. Arda Bey 4 günde tutacağı için 12 günde kaç nöbet tutmuş olur? 3 kez nöbet tutmuş olur. Ve Samet Bey de 3 günde bir tutacağı için 4 kez nöbet tutmuş olur. Bunlar da 5 kez nöbet tuttuklarında ücretlerini alacaklar. Ve diyor ki bana ilk nöbetlerini beraber tuttuklarında nöbet ücretlerini en az kaç gün sonra aynı gün alırlar diye soruyor. O halde şıklara bakacak olursak şimdi 60 gün sonra alsalar arkadaşlar 12 çarpı ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. O halde bu 4 kez tutacaktı o 12 gün içerisinde. 4 kere 5 20. 20 kez ne olacak o zaman? Bu 60 gün içerisinde nöbet tutmuş olacak. Yani 60'ı ben 3'e bölersem, çünkü her 3 günde bir nöbet tutuyor. Deneyerek gidiyoruz şıklardan. 20 kez nöbet tutuyor ve içerisinde kaç defa 5 var? İşte 4 defa 5 var. 4 kez 5 var. Peki yine 60 gün dersek eğer, bu da 15 kez tutmuş olacak. Yani her 5 defasında bir ücret alacakları için 15 ile 20 ne olacak? O 5 defalara geldiği için aynı anda 60 gün içerisinde aynı anda 5 günlük nöbet ücretlerini birlikte almış olacaklar diyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkı. Peki. Geçtim bir sonraki soruya. Yukarıdaki Kayseri, Kırıkkale ve Kırıkkale Ankara arasındaki yollar verilmiştir. Yolların içerisinde uzunlukları yazılmıştır. Kayseri'den Ankara'ya gidilen A artı B ve C artı D yolların uzunlukları eşit olduğuna göre X kaçtır demiş. Peki uzunlukları eşit olduğuna göre ilk önce Kayseri'den nereye gidecek? A artı B yoluna bakacağız. Yani 10X eksi 40 artı 5X artı 20. Buradan ne bulacağız? 15X eksi 20 bulacağız A artı B yolunu. Peki C artı D yolu da 6X artı 80 artı 4x artı 60, yani 10x artı 6, 8 daha 14, 140 diyeceğiz. Bu da c artı d yoluymuş diyebiliriz. Bunlar birbirlerine eşit ise eşitleyeceğiz. 15x eksi 20 eşittir 10x artı 140 dedik. 10x'i bu tarafa, 20x'i de karşıya atarsak 5x eşittir ne olacak? 160 olacak. Her tarafı 5'e bölersek 3 kere 5 15. 10'da 5 2 defa. Demek ki x neymiş? 32'ymiş diyoruz. Ve geçtik bir sonraki soruya. Demiş ki evinin salonuna stor perde almak isteyen Hazel Hanım'ın salonundaki pencere ve kornişin uzunlukları aşağıda verilmiştir. Peki pencere 8 metre uzunluğunda, korniş de 10 metre uzunluğundaymış. Stor perdenin uzunluğunun kornişten kısa ve pencerenin sağ ve sol taraflarının en az yarımşar metre uzun olmasını isteyen Hazel Hanım hangi perdeyi almalıdır diye soruyor. En az yarımşar metre uzun olacaksa yarım metre buradan, yarım da metre buradan artacak demektir. Yani 9 metre ve üzeri olabilir diyor. 9'un da karesi nedir arkadaşlar? 81. Yani kök ne olacak?
Kök 90 olursa eğer sağdan ve soldan en az yarımşar metre ne yapmış olacak? Artmış olacak. Kök 103 zaten 10 santimi de geçiyor. O yüzden bunu alamayız diyoruz. Cevap C. Peki 7. soruya bakalım. Demiş ki kısa kenarı 4 santim, uzun kenarı 7 santim olan özdeş dikdörtgen kartonlar aşağıdaki gibi yan yana ekleniyor. Yukarıdaki şeklin çevresi 694 santim olduğuna göre kaç tane dikdörtgen karton kullanılmıştır demiş bize. Peki arkadaşlar baktığımızda uzun kenarları 7 santim, burası 7, burası da 7, burası da 4 santim diyeceğiz. 7, 7, 14, 4 daha 18. Yine 7, 7 daha 14, 4 daha 18 yani 18'leri çıkartırsam 2 çarpı 18 36 edecek. 36'yı çıkartırsak 694. 694'ten 36 çıktı. 14'ten 6 çıktı. 8. 8'den 3 çıktı. 5. 658 santim kaldı geriye. Bunlara bakacak olursak şimdi pembeler ve mavilere bakacağız. Şunu silelim hemen. Burası 4 santimde, burası da 4 santim. 7'den 4 çıkarsa çünkü mavinin tabanı 4'tü 3 kalacak. Yani bu kenarın uzunluğu 3. Bu kenarın uzunluğu da 3'tür. 3 daha 6, 4 daha 10, 4 daha 14. Bu 14. Yine buraya baktığımızda 7, 7, 14 olacak. O zaman hep 14, 14, 14 diye gidiyor. 658'i 14'e bölersem kaç tane karton olduğunu bulacağım şu aralıkta. Sonraki o bulduğum 2 tane kartonu da çıkarttığım 2 kartonu da ekleyeceğiz. Diyoruz ki 4 defa. 4 kere 4, 16 ele var 1. 56, 15'ten 6 çıktı, 9, 0, 98'de 7 defa diyeceğiz, 4 kere 7, 28, 50'de var 2, 7 kere 1, 7, 2 daha 9. Yani 47 tane bu aralıkta ne varmış? Karton varmış. 47 artı 2'den çıkarttıklarımızı tekrar ekliyoruz. 49 tane karton kullanılmıştır diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı. Peki geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Bize çözümlenmeyi anlatmış burada. Bir kamyonet gideceği yol üzerindeki yükseklik sınırı demiş. 3,56 metre olan Y geçidinin altından Y geçidine değmeden geçebilmektedir. Yukarıdaki metre cinsinden yerden yüksekliklerin çözümlenmiş hali verilen kamyonet markalarından hangileri bu Y geçidinin altından değmeden geçebilirler? Yani 3,56 ve küçük olacak diyoruz. Peki bakıyorum A marka 3,3 çarpı 10 üzeri 0 demek. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. 3,41 metre olacak A markası. B markası 0,92 metre olacak. C markasına bakacak olursak 12,3. Bu bayağı büyük zaten. Olamaz. Ve D markasına bakacak olursak 3,71 metre demiş. Evet 3,56'dan küçük olanlar hangileri? A ve B marka kamyonetler. O zaman diyoruz ki cevabımız nedir? B'dir dedik arkadaşlar. Değmeden geçecek. 9. sorumuza bakalım. Matematik öğretmeni Hatice Hanım öğrencilerine defterlerine öyle bir üst üste sayı yazın ki bu sayının üstüne bir eklenirse değeri artsın. 2 eklenirse değeri azalsın demiştir. Buna göre defterine aşağıdaki üst sayılardan hangisini yazan bir öğrenci Hatice Hanım istediği gibi bir sayı yazmış olur diyor bize. Şimdi 1 eklenirse değeri artacak, 2 eklenirse değeri azalacak. O zaman bakıyorum şimdi 0'ın her kuvveti nedir arkadaşlar? 0. Bu olamaz. 7'nin eksi 1. kuvveti bu 1 bölü 7 demektir. Üstüne 1 eklersek 7'nin 0. kuvveti olur. Yani ne olacak? 1 olacak. 2 eklersek de 7'nin 1. kuvveti olur. O zaman bu da değil. Çünkü sürekli artmış. 5 üzeri eksi 3 derse 1 eklersek 5 üzeri eksi 2 olacak. 2 eklersek 5 üzeri eksi 1 olacak. Yani giderek ne oldu? Değer yine arttı diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Peki bu da olamaz. O halde eksi 6'nın 3. kuvveti. Eğer ben 1 eklersem eksi 6'nın 4. kuvveti olacak ki bunun sonucu da nedir? Pozitiftir. 600 kaç olacak? 6 kere 6 36. 36'nın karesi olur. Öyle düşünebilirsiniz. Eksi 6'nın diğeri de eğer 2 eklersek eksi 6'nın 5. kuvveti olacağı için kuvvetim nedir? Tek kuvvet. O zaman sonuç negatif gelecek. Yani küçüldü mü? Küçüldü. Demek ki 1 eklersem değerim arttı. 2 eklersem değerim azaldı
Yani cevap D şıkkı olmalı diyoruz. Peki. 10. soruya baktık. Aşağıda bir ortaokulda bulunan 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenci sayıları sütun grafiğinde verilmiştir. Her sınıf seviyesinde bulunan öğrenci sayısının yüzde kaçının takdir belgesi aldığı ise tabloda gösterilmiştir. Bu ortaokulda okuyan öğrencilerin %20'si takdir belgesi aldığına göre 7. sınıflarda okuyan öğrencilerin kaç tanesi takdir belgesi almıştır demiş. Şimdi 5. sınıflara bakacağız. Kaç kişi? 180 kişi. 6. sınıflara baktığımızda 220 kişi var. 7. sınıflara baktığımızda 160 kişi ve 8. sınıflara baktığımızda da 240 kişi. Toplarsak bu okulda 10, 20, elde var 2, 2, 4, 6, 8, 800 tane öğrenci var. Bu 800 öğrencinin %20'si takdir belgesi almış. 800'ün %20'si ne yapacak arkadaşlar? Gitti. 2 kere 8, 16, 160 kişi ne aldı? Takdir aldı. Koskoca okulda 800 kişiden 160 kişi takdir aldı demiş. Ve 5. sınıfların %15'i takdir almış. 5. sınıflar 180 kişiydi. 180'in %15'ine bakacağız. Gitti. 18 ile 15'i çarpalım hemen şurada. 5 kere 8, 40, elde var 4. 90, 1 kere 18, 18. 0, 8, 8, 16, 17'nin 7'si. Elde var 1, 270. Yani 270'i de 10'a bölersek şu 0 gidecek. 27 kişi 5. sınıflardan ne aldı? Takdir aldı diyeceğiz. 27 kişi almış. Peki 6. sınıfların %10'u. 6. sınıflar 220 kişiydi. 220'nin %10'unu bulacak olursak gitti diyoruz. 22 kişi takdir aldı 6. sınıflardan da. 7. sınıfları bilemiyoruz. 8. sınıfların da %25'i yani 4'te 1'i. 240'ın %25'i 1 bölü 4 demektir. 4 kere 6 24. O zaman 60 öğrenci de 8'lerden ne aldı? Takdir aldı diyeceğiz. Toplamda 160 kişiydi. O zaman tamam. 60 çıkartırsak 100 kaldı. 27, 22 daha toplarsak 49 edecek. O zaman 51 kişi ne almıştır? 7. sınıflardan takdir belgesi almıştır diyeceğiz. Zaten bize de kaç öğrenci takdir aldı diye soruyor. 7. sınıflardan 51 kişi diyeceğiz. Geçtim bir sonraki soruya. Ayşe Hanım evine gelen misafirlerine ikram etmek üzere bir sürahi dolusu meyve suyu hazırlamıştır. Ayşe Hanım bu meyve suyunu aşağıdaki kapasiteleri verilen bardakların herhangi birinden kullanarak misafirlerine ikram edebilmekte ve hiç meyve suyu artmamaktadır. Ayşe Hanım'ın kullandığı sürahi bu şartları sağlayan en küçük hacimli sürahidir demiş. Ayşe Hanım kullandığı bardakları tamamen doldurmuş ve her misafirine yalnızca bir bardak meyve suyu ikram etmiş ve hiç meyve suyu artmamıştır. Ayşe Hanım kendisi de bir bardak meyve suyu içmiştir. Ayşe Hanım'a gelen misafir sayısı 23 olduğuna göre meyve suyu yaptığı sürahi ve kullandığı bardak aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani toplamda 24 bardak ne içilmiş? Meyve suyu içilmiş arkadaşlar. 23 kişi misafir olarak gelmiş. Kendisi de bir bardak içmiş. Diyor ki bana bu bardakların herhangi birinden kullanacak. Yani 150, 120 ya da 170 mililerden herhangi birini kullanacak ve hiç meyve suyu artmayacak. Bu şartları sağlayan en küçük sürahi. O zaman 120'nin, 150'nin ve 175'in bir katıdır diyeceğim sürahimin hacmi. Her tarafı 5'e bölersem 2 kere 5, 10, 24 olacak. 5'e böldüm 30 olacak. 5'e böldüm 3 kere 5, 15, 35 olacak. Peki tekrar 5'e böldüm 6, 5'e böldüm 7, 24 diyeceğiz. 2'ye böldüm 12, 3, 7. 3'e bölersem burası 1, burası 4 olacak. 4 ve 7'ye böleceğiz. Demek ki 5 kere 5, 25. Çarpı 4 kere 2, 8. Çarpı 3 kere 7, 21. 25 ile 8'i çarparsak 200 edecek arkadaşlar. 200 ile de 21'i çarparsak 4200 mil edecek. Demek ki 4200 mil kullanacak. Hangisini kullanacak? 4200'ü biz 175'e bölersek 24 bardağı buluruz. O halde cevabımız B şıkkı diyoruz. Peki geçtik bir sonraki soruya.
Antarktika'da inceleme yapan uzmanlar görseldeki buzdağını keşfetmişlerdir. Keşfedilen buzdağının deniz seviyesinin üstünde kalan kısmının yüksekliği buzdağının tamamının yüksekliğinin 7'de 1'ine eşittir. Peki, buna göre bu buzdağının deniz seviyesinin altında kalan kısmının metre cinsinden yüksekliğinin milimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 7'de 1 arkadaşlar 2400 metre ise geriye kalan 7'de 6'sı suyun altındadır. O da 6 ile çarparsak burayı 0, 6 kere 4, 24, elde var 2, 6 kere 2, 12, 13, 14. Bu kadar metre edecek. Bunun bilimsel gösterimi nedir diye soruyor bize. Bakıyorum, o zaman diyoruz ki 1 virgül ne olacak? 44 çarpı 10 üzeri kaç basamak kaydık? 1, 2, 3, 4 basamak kaydık. 10 üzeri 4 metredir bilimsel olarak gösterimi. Yani cevabımız D şıkkı diyoruz. Peki, 13. soruya bakalım. Demiş ki kenar ayrıtlarının uzunlukları 45, 90 ve 150 santim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuya aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde eşit büyüklükteki dikdörtgen biçiminde renkli kağıtlarla kaplanacaktır demiş. Aşağıda kenar uzunluklarından hangisi bu iş için kullanılacak olan dikdörtgen biçimindeki renkli kağıtlardan herhangi birisinin kenar uzunluğu olamaz diye sormuş bize. Şimdi bakıyorum. 150 ile 90'ın ortak katı. Şurası ne olacak? 90. Burası 45 olacak. 45. Şurası 150. 150. 150 ile 90'a bakacağız. Ve 90 ile 45'e bakacağız. Başka? 45 ile de neye bakmalıyız? 150'ye bakmalıyız diyeceğiz. 45 ile de 150'ye bakacağız ortak bölenlerine. Peki şimdi 5 ve 9 dersek hepsi 5'e ve 9'a bölünür zaten. O yüzden gitti. Yani 150 ve 90'ı ben hem 5'e hatta şuraya diyebiliriz. 90 ile 45'i 9'a ve 5'e bölebilirim. Yine 6 ve 30 santim dediği için 6'ya bölünür, 90 da 6'ya bölünür, 150 de 6'ya bölünür, 30'a da bölünür her ikisi. Bunlar da gitti. 90 ve 45'e bakmıştık. 18, 12 olacak şekilde. 45 ile 150. Şimdi 10 ve 15 santim. 18 ve 12 santim demiş. 18 ve 12. Ve 15 ve 10'a da bölünebilir. Neden? Kenarları 15, 45 45 ve 150 için 15 ve 10 da olur. Çünkü her ikisi de 15'e bölünür ve her ikisi olmasa da 150 10'a bölünür. Onun bir katıdır. Hangisi olamaz? Hiçbiri 18'in ve 12'nin katı değildir arkadaşlar. 12 olamayacağı için diyoruz ki D şıkkı olamaz. Peki 14. soruya bakalım. Yarıçapın uzunluğu R olan ve merkez açısının ölçüsü X olan daire diliminin alanını ben pi R kare çarpı X bölü 360 derece olarak bulacakmışım. Bir kenarın uzunluğu A birim olan karenin alanı A kare birim karedir. 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 8 eşittir. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2 eksi 1 demiş. Bu olacak demiş. Bize örnek vermiş. A üzeri x çarpı A üzeri y de A üzeri x artı y'dir. Yani tabanlar aynısı üsler toplamının kuralından bahsetmiş. Ortak parantez almaktan yukarıda bahsetmişti. Ve üstün üstü kuralından A'nın x'inci kuvvetinin y'ninci kuvveti A üzeri x çarpı y'dir demiş. Bir kenarının uzunluğu 256 metre olan kare şeklindeki bir parkta. Bir kenarın uzunluğu 256 metre ise arkadaşlar o zaman 256, 2 üzeri 8 metre demektir. Parkta merkezi parkın köşelerinden biri olan ve yarıçapı da parkın bir kenarının uzunluğuna eşit olan. Yani R neye eşit? 2 üzeri 8'e eşit dedik. Daire dilimi şeklindeki otopark vardır. Otopark olan daire diliminin merkez açısı 60 derece olduğuna göre otopark dışında kalan alan kaç metre karedir diye soruyor. O zaman diyoruz ki
Daire diliminin alanını çıkartırsam karenin alanından, daire dilimin alanını çıkartırsam geriye kalan otopark dışındaki bölgeyi bulmuş olurum diyoruz. Peki karenin alanı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8. Çünkü bir kenarım 2 üzeri 8'di. O zaman karenin alanı eşittir 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8'den 2 üzeri 16'dır diyeceğiz. Daire diliminin alanına bakalım. Daire diliminin alanı da nasıl bulunuyordu? Pi çarpı, yani 3 çarpı R'nin karesi, yani 2 üzeri 8'in karesi çarpı neydi? 60 derece bölü 360 diyorduk. Yani burası ne olacak? 1 bölü 6 olacak diyoruz. 3 çarpı 2 üzeri 2 kere 8 16 çarpı 1 bölü 6. 3'e böldüm 2 kaldı. 2'ye böldüm 2 üzeri 15 oldu. Demek ki 2 üzeri 16'dan ben 2 üzeri 15'i ne yapmalıyım? Çıkartmalıyım. 2 üzeri 15 parantezini alırsam burada bir tane 2 olacak. 2 eksi 1. Buradan da 1'dir zaten. 1 çarpı 2 üzeri 15. 2 üzeri 15 edecek. Demek ki otoparkın dışında kalan alan 2 üzeri 15 metrekareymiş diyoruz arkadaşlar. Peki geçtim 15. soruya. 1'den 8'e kadar olan doğal sayılar eş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının 3 ile tam bölünebilme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi toplamda tüm durumların sayısı istenilen durum sayısı. Ne olmasını istiyor? Torbamda toplam 8 tane topum var. 1'den 8'e kadar doğal sayıların yazılı olduğu eş kartlarım var. 8 tane. Ve çekilen, rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının 3 ile tam bölünebilme olasılığı. 1'den 8'e kadar zaten 3 ve 6 var. 3 ile bölünebilecek. Yani 8'de 2 ihtimalim var. O zaman 4'te 1'dir diyoruz. 3 ile tam bölünebilme olasılığı. Peki. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi yukarıdaki tabloda bir şehrin iki farklı noktasında bulunan trafik lambalarındaki kırmızı, sarı ve yeşil ışığın yanma süreleri verilmiştir. Trafik lambaları sırasıyla kırmızı, sarı, yeşil ve tekrar sarı, kırmızıya dönüyormuş şeklinde yanmaktadır. Bu bilgilere göre iki trafik lambası da aynı anda kırmızı yandıktan en az kaç saniye sonra yine aynı anda kırmızı yanarlar diye sormuş bize. Şimdi bakıyorum ne olacak? Sırasıyla kırmızı, sarı, yeşil, sarı, kırmızıya geçmeden keseceğiz çünkü aynı anda kırmızı yanmalarını istiyor. O halde kırmızı, sarı, yeşil ve tekrar sarıyı toplarsak burası 4 olacak. 26, 4 daha 30, 30 daha 60. Demek ki birinci bölgede 60 saniyede bir. İkinciye bakacak olursak yine burası da 2'dir. 30, 50, 54 saniyede bir. Demek ki bunun, bu ikisinin ortak katı kadar saniye sonra aynı anda tekrar ne yanacaklar? Kırmızı yanacaklar. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 10, 3'e böldüm 9, 9 ve 10 diyoruz. 2 kere 3, 6, 6 kere 9, 54, 54 çarpı 10'dan 540 saniye sonra tekrar birlikte ne yanacaklar? Kırmızı yanacaklar diyoruz arkadaşlar. Peki 17. sorumuza bakalım. Şimdi bir yolun başına ve sonuna da dikilmek şartı ile sağ tarafını 15'er metre, sol tarafına da 12'şer metre aralıklarla ağaç dikilmiştir. Yol boyunca 10 farklı yerde ağaçlar tam karşılıklı olarak dikilmiştir diyor. Buna göre bu yolun uzunluğu kaç metredir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar başında ve sonunda karşılıklı gelecekler zaten ağaçlar. Ve 8 defa da yine karşılıklı mı gelecekler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa da karşılıklı gelecekler. Baş ve sonda da zaten ne oldular? Karşılıklı geldiler. Yani 10 defa farklı yerlerde karşılıklı geldiler. Bakıyoruz bu yolun uzunluğunu nasıl bulacağız o zaman? Kaç aralığımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman 9 çarpı ne demeliyiz arkadaşlar? Bunlar 15 ve 12'nin bir ortak katında sürekli karşılıklı gelecekler. 12 ile 15'in ortak katını bulursak 3'e böldük 4, 3'e böldük 5, 4 ve 5 diyeceğiz. Yani 4 kere 5, 20,
20 çarpı 3'ten 60 metrede bir karşılıklı geliyorlarmış. O zaman 60 çarpı 9 dersek bu yolun uzunluğu 6 kere 9, 54, 540 metre olacak en az. Peki. 18. sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki 3 kart aşağıdaki gibi bir çizgiyle ikiye ayrılıp her bir bölüme birer cebirsel ifade yazılmıştır. Daha sonra bu kartlar üzerinde özdeş cebirsel ifade yazan bölümler yan yana gelecek şekilde dizilmiştir demiş. Bu şekilde konulacak kırmızı ve mavi kartlar ile devam edilecektir. Buna göre kırmızı ve mavi kartların üzerine yazılabilecek cebirsel ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Bakın arkadaşlar, a kare eksi 25, 2 kare farkı a artı 5, a eksi 5 yan yana gelmiş. Yine x eksi 6'nın karesi x kare eksi 12, x artı 36 yan yana gelmiş tam kare. X eksi 3 çarpı x eksi 3 ne olacak? Buradan da x kare eksi 6 x artı 9 tam karesi gelecek. Yani x artı x eksi 3'ün tam karesidir. Peki burada da yine 2 kare farkı var. X eksi 3, x artı 3. O zaman diyeceksiniz ki x kare eksi 9 olmalı. Zaten baktığımızda B şıkkı gitti. X kare eksi 6 x artı 9 olacağı için de A şıkkı da gitti. Geriye C ve D şıkları kaldı. Ve bakacak olursak x küp eksi x karedir buradaki ifade. Burada x küp eksi x var. Bunlar birbirine eşit olmadığı için gittiler. Buraya baktığımızda 3x eksi 15, 3x eksi 15'e eşit olduğu için oraya ne gelecek? D gelecek, D kartı gelecek diyoruz. Ve 19. sorumuza bakalım. Aşağıda bir trenin eşit hacimli vagonlarının içlerinde bulunan buğday miktarları verilmiştir. İkinci vagonun 1 bölü x artı 3'ü dolu olduğuna göre diğer iki vagonun tam olarak doldurulması için içlerine konması gereken toplam buğday miktarlarının cebirsel ifadesi nedir diye soruyor. İkinci vagonun x artı 3'te 1'i doluymuş. O halde tamamını bulmak için 3 eksi x ile ben neyi çarparım? X artı 3'ü çarparım diyorum. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz, işte 3'te 1'i vagonun içerisindekine eşit gibi düşünebilirsiniz. Yani ikinci vagondaki miktara eşit 3'te 1'i. Zaten 1 birim dediği için paydayı sen diyelim ki 3'e böldün. Ne kadarını alıyorsun? 1'ini alıyorsun. O zaman tamamını bulmak için ne yapmalısın? Paydayla, yani o miktarla 3 ile çarpmalısın. O halde diyoruz ki 3 eksi x ile ben x artı 3'ü çarpar isem 3x artı 9 eksi x'in karesi eksi 3x dedik. Eksi 3x artı 3x birbirlerini götürdü. Demek ki bir vagonun hacmi eksi x kare artı 9 kadarmış. Çünkü bunlar eş hacimli vagonlar. Peki, eş hacimli vagonların içlerinde bulunan buğday miktarları da verilmiş mi? Verilmiş. O zaman normalde bu kadar alması gerekirdi. Doldurmak için ne kadar gerekli? Eksi x kare artı 9'dan ben neyi çıkartacağım? Eksi x artı 4'ü çıkartacağım. Çıkartma işlemini yaparken eksiyi direkt dağıttım parantezin içerisine arkadaşlar. Buradan eksi x kare eksi x artı 13 olacak. Birinci vagona bu kadar eklenmeli. Üçüncü vagona ise yine eksi x kare artı 9'dan neyi çıkartacağım? Eksi 3x eksi 6'yı. Yani eksi x kare eksi 3x artı 3. O zaman toplarsak bunları eksi 2x'in karesi edecek. Topladık. Eksi 4x yapacak. Artı 16 yapacak. Peki eksi 2 parantezine alırsak biz burayı, x kare artı 2x artı 8 demektir. Bunu da çarpanlarına ayıracak olursak eksi 2 paranteziyle başlayacak bir kere. X artı 4 çarpı ne olacak? X, şurası eksi olacaktı tabi. İşaret olarak hata yapmayalım. Eksi 8. X artı 4, x eksi 2 diyeceğiz. O halde hangisi olacak? Cevap C şıkkı. Yani eksi 2 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 2'dir. Bu buğdayların toplamı. Peki. Geçtik 20. sorumuza.
Yunus öğrenim gördüğü okulda 8. sınıfta bulunan öğrencilerle ilgili farklı grafikler hazırlamıştır. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Yunus'un okulunda bulunan 8. sınıf öğrencilerinin sayısı gösterilmiştir. Yunus aşağıda verilen daire grafiklerinde ise sınıflarda okuyan öğrencilerin cinsiyet durumlarını göstermiştir diyor. Yunus'un hazırladığı grafiklere göre aşağıdaki sınıflardan hangisinde bulunan erkeklerin sayısı ile kızların sayısı eşittir diye sormuş. Şimdi bakacak olursak 8A'da kaç öğrenci var? 8A'da 36 kişi, 8B'de 40 kişi, 8C'de yine 35 kişi ve 8D'de de kaç kişi var? 32 kişi var. Peki bu sınıflarda okuyan öğrencilerin cinsiyet durumlarına göre dağılımı da bu şekilde verilmiş. Pembeler kız, maviler erkek. 360 derece, 8A'ya bakacak olursak 360 dereceye 36 öğrenci geliyorsa 10 dereceye bir öğrenci düşecek gibi düşünebilirsiniz. O zaman 16 tane ne var? Erkek var. Geriye kalan 20 kız var. 20 kız. A sınıfı bu şekilde. Peki B sınıfına bakacak olursak 360 dereceye karşılık 40 tane öğrenci gelecek. 360 dereceye 40 öğrenci. 162'ye kaç tane kız öğrenci denk gelir diyeceksiniz. İçler dışlar çarpımı x eşittir. 162 çarpı 40 bölü 360. Şimdi 4 kere 9 demiştik. 9, 162'yi 9'a bölersek 1 kere 9, 9. 72'de 8, 18. Demek ki 18 tane kız var. Geriye kalan 22'si erkek diyeceğiz. Peki yine aynı şekilde C'ye bakacak olursak arkadaşlar. Sildim burayı. 360 dereceye karşılık 35 öğrenci denk gelir ise. Çünkü 8C sınıfında toplam 35 öğrenci var. 144 dereceye kaç öğrenci gelir diyeceğiz. X eşittir 144 çarpı 35 bölü 360. Her tarafı 12'ye böldüm. Burası 12. 12'ye böldük. Burası 30. Sonra her tarafı 5'e böldüm. Burası 6. 5'e böldüm. Burası 7. 12'yi 6'ya böldüm. 2. 2 kere 7 14. Demek ki 14 erkek var. Geriye kalan 35'ten 14 çıkarsa ne olacak? 35'ten 14'ü çıkartalım. 21 mi? 1, 2, 21 tane de kız öğrencimiz var diyeceğiz. Peki 8D sınıfına bakacak olursak yine 8D sınıfında ise 32 öğrenci 360 dereceye karşılık 32 öğrenci denk geliyor ise 135 dereceye kaç öğrenci gelir diyeceğiz. 135 çarpı 32 bölü 360 diyoruz. Yine her tarafı ben 4'e bölsem 8, 4'e bölsem 90, 5'e bölsem 3 kere 5 15 diyeceğiz ama 2 kere 5 10, 37, 5'e bölsek 18. Peki 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 3, 8'i 2'ye böldüm 4. 3 kere 4 12. Demek ki 12'de kız burada, 20 erkek de burada. Hangi sınıflarda bulunan erkeklerin sayısı ile kızların sayısı birbirlerine eşit? Bakıyorum. 8A'da 20 kız, 8D'de de 20 erkek var. O zaman 8A ile 8D'de erkek ve kız sayıları birbirlerine eşittir. Yani cevabımız C şıkkı diyoruz. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki denememizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.